Merhaba arkadaşlar, Oto Klinik olarak bugün yine bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Bugün anlatmaya çalışacağım konu motor yağ katkısı motora zarar verir mi? Bu yağ katkıları ne işe yarar, neden kullanılır ya da neden kullanılmamalıdır onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi motor yağ katkıları son zamanlarda yani şu 4-5 yıldır falan oldukça popüler bir hal aldı. Şu şekilde şu mantıkla kullananlar bile var. Aracımın motorunu korusun, motorun performansı yükselsin amacıyla kullananlar bile var. Yani aracın motorunda hiçbir sıkıntı yok. Sırf motoru daha iyi olsun mantığıyla kullananlar bile var. Yani bunları engellemek adına böyle bir video çekmeye gereği duydum. Şimdi ilk önce arkadaşlar motor yağ katkısı ne işe yarar onu anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar motor yağ katkısı aracınızın motor yağını yani şu motor yağ haznesinden koyduğunuz motor yağını yani bakın şurada hani yağlar görünebiliyor. İçinde de motor yağını daha balçık bir hale getirerek yani böyle bir balye benzer bir hale getirerek aracınızın yağ yakmasını önlemektedir. Amacı budur. Motor yağ katkısının amacı budur. Aracınızın yağ yakmasını engeller. Bu amaçla kullanılır. O sebeple aracınızda hiçbir sorun yoksa sırf motorunuzun daha iyi olmasını yani aracınızın motorunun zarar görmemesini sağlamak amacıyla kullanılmamaktadır. Yani bu tarz bir kullanım sağlıyorsanız kesinlikle kullanmayın. Çünkü az sonra anlatacağım motora nasıl bir zarar verdiğini. Şimdi bu yağ katkısı bu amaçla kullanılır ve bu işe yarar. Aracın yağını balçıklaştırarak segmanlarda bir kurumlaşma sağlar ve kurumlaşma aracınızın yağ yakmasını engeller. Amacı budur ve bu amaçla kullanılır. Yağ katkısı motora zarar verir mi? Kısa vadede vermez arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Aracınızın motoru yağ yakıyor. Bundan bir ay sonra yaptıracaksınız bu yağ yakma problemini. Motorunuza motor yağ katkısı koyarsınız. Aracınızın yağ yakması engellenmiş olur. Ve bir ay sonra motorun segmanlarını, pistonlarını artık neye de sorun varsa yaptırırsınız. Yağ yakmayı engellersiniz. Bir daha da yağ katkısı kullanmazsınız. Bu şekilde yaptığınızda kısa vadede motorunuza bir zarar vermez. Yani verir ama hissedilir bir zarar vermez. Lakin sizin aracınızın motoru yağ yakıyor. Siz her yağ değişiminde yağ katkısı kullanıyorsunuz. Her yağ değişiminde yağ katkısı kullanıyorsunuz. Bu motorun gömleklerine zarar verir. Segmanlar böyle yağı sıyırdığı bir piston içinde düşünün. Gömlek içinde. Bu segmanlar yağı sıyırır her seferinde. Eğer ki yağ katkısı kullanırsanız bu yağ katkıları bu gömleklerin aşınmasına sebebiyet verir. Uzun vadede aracınızın kompresyonu düşer. Yani motor gücü zayıflar. Mesela 3 yağ değişiminde yağ katkısı kullandınız, artık 4.'de aracınızın motorunun performansı düşer. Yağ yakmaz. Bak kesinlikle bunu emin olabilirsiniz. Aracınızın motoru yağ yakmaz. Yağ yakmayarak motorun kompresyonu düşer ve aracınızın motor gücü zayıflar. Bu sebeple motor yağ katkıları uzun vadede çözüm olarak kullanılmamalıdır. Yani her yağ değişiminde kullanayım, motorum yağ yakmasın. Tamam, motorunuz yağ yakmıyor olabilir ama motorunuzun performansı zayıflar, kompresyonu düşer. Bu sebeple de aracınız yağ yakmıyor ama performansı gitgide düşüyor. Siz her yağ değişiminde yağ katkısı kullandığınızda emin olun ki aracınızın performans kaybına uğruyor aracınız. Bu sebeple dediğim gibi motor yağ katkıları kısa vadede aracınızı tamir ettireceksiniz. Bu tamirden önce yani ekonomik gücünüzü ayarlamaya çalışıyorsunuzdur. Kullanırsınız. Zaten yağ katkılarını şu şekilde kullanıyorlar. Ben kesinlikle tasvip etmesem de. Adamın aracı yağ yakıyor. Aracını satacak. Satmadan önce motor yağ katkısı kullanıyor. Araçta ne duman atma var ne yağ yakma var. Siz bunu göremiyorsunuz. Göremediğiniz için de aracı sağlam bir motor var olarak satın alıyorsunuz. Bir dahaki yağ değişiminde siz yağı değiştiriyorsunuz, katkı kullanmıyorsunuz, araç cayır cayır yağ yakmaya başlıyor, duman atmaya başlıyor. Bu tarz durumlar çok sıklıkla görülüyor. Bu sebeple ne yapacaksınız? Mümkün mertebe eğer ki ciddi maliyetlerle bir araç satın alıyorsanız, aracı her şeyini görürsünüz, anlaşırsınız, yapabiliyorsanız yani cebinizdeki paraya kıyabilirseniz yağ değişimi yaptırın ya da aracın yağ yerini açın. Şöyle bir parmakla, çubuk vasıtasıyla yağını kontrol edin. Bir balçıklaşma var mı? Dediğim gibi böyle baliye benzer bir tarz alır. Yağ katkısı kullanılmış motor yağı. Bu tarz bir oluşum varsa kesinlikle o araçtan uzak durun ve alacaksanız kesinlikle yağ değişimi yapmadan o aracı satın almayın. Çünkü elinizde patlayabilir, yağ yakan motoru bitik bir araç satın alıyor olabilirsiniz. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.